Mira. Mira, biraz konuşabilir miyiz? Ya sana söylüyorum. Konuşmamız lazım. Ya dokunma. Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Sen kendini ne zannediyorsun be? Pardon? Benden istediğin kadar nefret et küçük hanım. Umurumda değil. Umurumda da değilsin. Ayrıca da işte baban için beni dinlemen lazım. Bayağı bela kadın ya. Stil gecesi Orkun seni öptüğünde karşılık verdin mi? Sen ne diyorsun ya? Boş bulunduğun bir anda öptü seni değil mi? İşte o gece gördüğün öyle bir şeydi. Böyle büyük dramalar yaratmadan önce bir düşün gerçekten ne gördün. Ha, bir kere sen... Ben babana senin yaşında bir kızken hatta belki daha bile küçükken aşıktım. Ablamın erkek arkadaşıyken de aşıktım. Ama Faruk hiçbir zaman yüz vermedi bana. Şimdi hele öcü gibi kaçtı. Evet, gördüm kaçtığını. Ya sen beni tanıyorsun yani. En azından tanıdığın kadarıyla. Bir düşün. Ben sana niye yalan söyleyeyim? Yani bunca hakareti, aşağılanmayı göz alıp niye seninle konuşmak için debeleneyim? Evet, babana asıldım. Ama üzülerek söylüyorum ki beni reddetti. Mesajla taciz ettim, mesajlarıma cevap vermedi. O gece de oraya sürekli attığım mesajlara dayanamadığı için, yeter be kadın demek için geldi. Ben de son bir kez şansımı deneyeyim dedim. Sen de onu gördün. İnsanın kendini savunamaması gerçekten çok zor. Ama yani böyle bir saçmalığı da nasıl anlatırsın? Kim inanır? Aa, çok soğuk, buz gibi. Ama insan kendine geliyor resmen. Hadi ben kaçtım. Dün gece de planlarınızı bölmüşüm. Baş öğretmenler gelmeden bu gecenin keyfini çıkarın bari. Ciao. Mira, özür dilerim, ben Uludağ'da olduğunuzu sanmıştım. Yok, ben gitmekten vazgeçtim. Şey, evde kimse yokken ben de geleyim eşyalarımı alayım dedim. Ya bilseydim arardım, özür dilerim. Ben şunları garaja indireyim arabaya. Baba! Gerçekten sana haksızlık mı ettim? Sedef bana senin hiçbir suçun olmadığını anlattı. Gerçekten seni dinlememekle hata mı ettim baba? Mira, ben bunu sana nasıl anlatırım bilemiyorum ama o gece benim için bir trafik kazasıydı. Yani Sedef de öyle. Fena halde duvara tosladım, hepsi bu. Seni çok özledim. Canım.